Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Zil da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugün yine iğneden tığ bir model tarif edeceğim size şu şekilde arkadaşlar. Bakın siyas yazma üzerine bu şekilde birebir aynısını yapacağız inşallah hep beraber şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet ilk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi orada mevcut oradan izleyebilirsiniz Arkadaşlar şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik bakın 8 tane burada tığ battı var fakat siz yeni başlayacağınız için dörtlüğe başlayabilirsiniz şöyle bir zincirimi çekiyorum ters tarafına çevirdim sık iğne ile sabitledim 3 zincir Kapattım. 1 2 3 zincir bu şekilde 3 tane tığ battı yapıyorum Evet sıradaki tığ battıya kapattım ve kenarda da arkadaşlar bu şekilde dört tane tığ battımız kalıyor bakın Şöyle dört tanesini de biz kayamız için kullandık. Şimdi ters tarafına şöyle döndük. Bir zincirimizi buraya ilk tığ battıya kapattık. 3 zinciri çekip sıradaki tığ battıya. 3 zincir sıradaki tığ battı. 4 3 ve 2 olarak şöyle eksiltme işlemini kenarda bir zincir çekip hemen ilk tığ battıya kapatarak yapıyorum yine 3 zincir kapattım bak bir zincir bizim kesim ve dönüş noktamız hemen son kalan tığ battının içinde de sabitliyorum bu şekilde güzel duruyor kayanız arkadaşlar sonunda bu şekilde sık iğne ile yaparsanız güzel durur buraya 12 tane zincir çekiyorum 7 8 9 10 11 ve 12 şöyle kalıp gibi dursun sıkı bir zincir hemen hiç tığ battı atlamadan son yaptığımız bu tığ battının içine bakın diğer dördüncü tığ battının sık iğnesi de burada bu şekilde biz de bir tane daha böyle sık iğne ile 12 zincirimizi sabitliyoruz 8 tane bu şekilde üçer zincirden tığ battı hazırlıyoruz ilk başladığımız nokta gibi şöyle 3 zincir ikinci 3 zincir üçüncü, üç zincir, dördüncü, üç zincir, şöyle tığ battıların üzerine üçer zincirimi kapatarak tığ battılar hazırlıyorum. Altı, yedi, bir, iki, üç ve sekiz. Bir zincirle dönüşümü yaptım sık iğne ile sabitledim. Bakın buradan bir kesim işlemi yapmış olduk. Hemen dönüşümüz kesim işlemi. Bir zincirle döndük. Burayı eksiltme yaptık. 4 olanı 3'e düşürdük. Şimdi buraya üçer zincirden 3 üç tane tığ battı yapıyorum. 1 2 3 zincir. Şöyle. Bakın yine kenarda 4 tane kaldı. Bir zincirle dönüyorum. Hemen sık iğne ile sabitleyip Yine 3 zincirimi çekip buraya sabitledim. 3 zincir kapatıyorum. 1 zincirle döndüm. Hemen buraya kesim işlemini gerçekleştiriyorum. 2 olan tığ battım 1'e düşüyor. Hemen 3 zincirimi son kalan tığ battıya kapatıp 1 zincirle böyle tepe noktasında sıfırlıyorum. Evet yapmış olduğumuz kayamız bakın bu şekilde. 12 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen son tığ attı. Sık iğne yaptığımız dip kısmına. Kayamızın en dip kısmına kapattık. 12 zincirimizi 3 zincirimi çekip buraya sabitliyorum. 3 zincir Yine 8 tane tığ battı mesafesi verip bu kayamızı yapacağız. Şöyle 3 zincir. 2 tane yaptık arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi diğer aşamalarının yapımına geçelim. Bakın 8 zincir yapıp böyle 4 3 2 1 olarak eksilteceğiz. Şimdi eee çiçeğimizin yapılışına geçelim. Çimenimiz bu şekilde olacak. Bir tepenin arasındaki dört tığ battıya yuva yapacağız. Şöyle ters tarafından çevirip ikinci tığ battımın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Ve dört tane de zincir çekiyorum. Dört zincirimi hemen sıradaki tığ battıya yani ikinci tığ battıya kapattım. Şöyle bir zincirimi çekip düz yüzüne döndüm. Bu oh, dört zincire kapattım. Şöyle dibine bir zincir çekip ipimi uzatıyorum. Aparat olarak arkadaşlar bu cam sil hortumu da olur veya bunun kapağı olur. Bulamadım kapakları kaybolmuş. O yüzden aparat olarak bu tığımın şöyle tepek kısmını, uç kısmını kullanacağım. Ve buraya 7 tane bu şekilde ilmek yapacağım. Dediğim gibi minik meyve suyu pipeti olur. Şöyle aynı muadilde çay karıştırıcısı olur. Bunların kapakları oluyor. O beyaz kapak da olur. Onunla yapacaktım. Bulamadım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle aynı büyüklükte olan her şeyi aparat olarak kullanabilirsiniz. 5 oldu. Şimdi bak şu ipi şöyle arkaya alıp temiz olsun istiyorum. Şöyle yine dibinde iki zincir. 6 Bakın yine dibinde şöyle 7 Ilmeği 7 ilmeğimi de yaptım ve buraya iki tane zincir çekerek böyle kaymaması için sık iğne yapıyorum ve kopardım. Şimdi bunları yakacağız. Bakın arkadaşlar arka tarafına gözükmeyecek şekilde yakalım. Böyle tığdan çıkarmadan yakarsanız rahat olur, ilmekleriniz bozulmamış olur. Bu şekilde güzel yakılır arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi bunu yaktık. Bakın arka kısmında siz tabi daha temiz yakarsınız. Böyle bu şekilde 7 tane ilmek oluştu. Şimdi bunları siyah iple bir kontrolleyeceğiz. Tığ battı yapacağız üzerlerine. Evet siyah ipimi iyice esnettim ve ilk buradaki ilmeğimden girip sabitliyorum. Şöyle 3 zincir ilmekten girdim, sabitledim. 3 zincir böyle sıradaki ilmeklere üçer zincirden yuva hazırlıyoruz arkadaşlar. Hem de şöyle güzel bir hoş görüntüsü olacak. Bittiğinde inşallah sıradaki yuvaya sıradaki yuvaya 1 2 3 zincir sıradaki yuvaya 3 zincir sıradaki yuvaya kapattım bakın bu şekilde hemen bir zinciri de çekip şöyle ipimi kopardım bakın. bu şekilde altı tane yuva hazırladık 7 ilmeğin üzerine altı tane şimdi bu siyah yuvalarda minik çiçekler yapalım İlk tığ battının içine girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitledim şimdi bir defa tığımı doladım tığ battımızın içine girip şöyle bir, 2 ve 2 bakın minik bir trabzan yaptım bir tane zincirimi çekiyorum ve sık iğne ile buraya sabitliyorum dibine de bir zincir çekip ipimi uzattım aparat olarak yine bu tığımın böyle sap kısmını kullanacağım arkadaşlar dediğim gibi buraya kürdan e, kürdan olmaz da kulak çöpü daha büyük o şekilde böyle ilmek olarak kullanabilirsiniz Evet 2 ve 3 şöyle trabzanın içine dibinde iki zincir çekerek üç tane ilmek topladım Bakın yine dibinde şöyle bir sık iğne yapıp buraya üç tane zincir çekiyorum 2 ve 3 sıradaki tığ battımın içine kapattım ve bakın araya bir tane tığ battı yaptık bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim bir iki ve iki bir zincirimi çektim ve sık iğnemi yapıp yine dibinde sık iğnenin tepesine yani bir zincir çektim şöyle bakın Yine 3 tane bu trabzanın içine ilmek toplayacağız. Bir tanesini yaptık. 2 tane daha yapalım yanına. Şöyle 1 ve 2. Tekrar iki zincir ve taktım aparat. Şöyle sık iğnemi yapıyorum. Dibinde 3 tane de zincir çekiyorum. Hemen yuvanın içine kapattım bir tane doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 1 2 ve 2 bir zincirimi çekip bu şekilde bakın aparatıma taktım bir iki zincir bir iki zincir Evet üç tane bu şekilde ve dibine bir sık iğne bir tane de arkadaşlar bu siyah noktaya geçiyorum ki şöyle meyilli güzel dursun. O şekil kopartıyorum. Şimdi dibine de bir zincirimi çekip şöyle ilmeğimi sağlıyorum. Evet. Bakın bu şekilde oluşuyor. Şöyle Şimdi bunun üzerine de arkadaşlar şimdi şey yapacağız böyle aynı siyah kenar kontür işlemi yapacağız zaten göstermiştim resimde bu ilmeklerin üzerine çok güzel duracak şöyle şuraya da ben bir iki tane yapıp hemen geliyorum arkadaşlar şu boşlukları da yapayım üstünün kontürünü gidelim evet şöyle pembe ve petrol yeşili yaptım bu renkleri tercih ettim ve şöyle. Bu artma zinciri olan 12 zincirin içine sık iğne ile sabitleyip 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen ilk kirpikten tutturarak bu şekilde sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. İkinci kirpikten girip 3 zincirimi buraya kapattım. 5 ile başladık kenardan. Kirpikler için üçer zincir şöyle kalıp gibi olsun diye İpleri güzelce esnetelim. İncecik olsun arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Şöyle. Aradaki bu 3 zincirli sarı tığ battının içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Ve yine 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Yapmış olduğumuz işimiz. Ve aynı şekilde yine ilk kirpikten girip bu 5 zinciri buraya sabitletiyorum. 3 zincir, hemen tığ battıma kapatıyorum. 3 zincir, tığ battımın içine kapatıp şöyle, bakın 3 zincirden 2 tane yuva yaptık kenarlara 5 zincir. Hemen bu aradaki sarı tığ battıya girip 5 zinciri kapatıp sonra tekrar 5 zincir. İlk yuvadan giriyorum kapatıyorum çok kolay basit tıpkı iğne oyası gibi arkadaşlar her şeyini bakın iğne yasındaki ilmekleri kullandım bu şekilde bir de bunu ütüleyince çok zarif olacak 3 zincir kapatıyorum 2 tane üçer zincirden yuva yaptık kirpiklere ve 5 zincir çekip yine bakın yeşil bu dağın inle tepesindeki 12 zincirin arasına girip sabitliyorum. Şöyle 5 zincir. Şimdi bakalım arkadaşlar bakın çok güzel oluyor şöyle. Şunu biraz kısaltalım. Evet şöyle. Bunlar ütülenince daha da güzel duracak. Şöyle açılacak. İncecik olacak. Evet arkadaşlar. Sizce de gerçekten çok güzel değil mi? Şöyle bir tane daha yapalım. Şöyle 5 zincirimizi ilk kirpikten girerek geçiş köprüsü dağla çiçeğimizin arasındaki zincir sayısı 5 arkadaşlar. 3 zincir de şöyle kirpiklerimizin arası olacak. 1, 2, 3 zincir kirpiğimizi tutup sık iğne ile sabitliyorum ve yine 5 zincir aradaki bakın 3 tığ battının içine girip sabitleyebiliriz şöyle 5 zincir sıradaki yuvanın içine kapattım 1 2 3 zincir kapatıyoruz kirpiklerimizi üçer zincirle hemen Tut sık iğne. Yine beş tane zincir. Bu beş zincir yuvaları böyle bu şekilde birbirinden ayırıyor arkadaşlar. Yine buradaki üç zincirli petrol yeşilinin içine girip şöyle sabitledim. Geçiş yaparken şöyle diğer ilmekleri saklarsanız tığınız onlara takılmaz arkadaşlar. Şöyle ilk kirpikten girip sabitliyorum. Şimdi 3 zincir kirpiğe 3 zincir diğer kirpiğime sanırsam 2 şey oldu. Bir tane daha çekip 3'e tamamlayayım. Şöyle 5 zincir. Evet yine bir tanesini bitirdik. Bu dağın tepesindeki 12 zincirimiz bizim geçiş noktamız olacak. Şöyle arkadaşlar yine Petrol yeşili de aynı şekilde siyahı çok açtı. Bunları böyle şöyle düzeltip arka tarafından ütüleyeceğiz arkadaşlar. Tıpkı yeni yasa gibi olsun diye bu şekilde şeyle aparatla ilmek yaptım. bunu beşer zincirli burayı da arkadaşlar dokuzar zincirli de yapabilirsiniz. Bakın çok tatlı ve hoş oldu. Şimdi diğer bu pembeyi yapıp ütüleyip geleyim. Evet modelim bu şekilde oldu bakın arkadaşlar hoş ve zarif bir model oldu birebir iğne yasıyla aynı oldu bakın iğne yasındaki ilmekleri yerine aparat kullandık dediğim gibi şunlara daha küçük böyle kulak çöpü aparatı kullanabilirsiniz Evet modelim bu şekilde sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar şöyle Allah'a emanet olun Hoşça kalın.